Aişe validemiz. Yaşama manasına geliyor. Yaşayan, göşeyen. Mevlana Şibli'nin tahkikiyle 14-15 yaşlarındayken, yani kendini daha idrak eder etmez, idrake adımını attığı an adımını Efendimiz'in hane-i saadetine atıyor. O insanların en cazibi, en güzeliyle karşı karşıya kalıyor. Ve gözünün içine haram girmiyor. Vahyin sağanak sağanak yağdığı bir hanede ömrünü geçiriyor. Müreysi vakasında Mustalık oğulları. Müreysi vakasında geriye dönerken vakayı hadis kitapları detaylarıyla anlatıyorlar. İhtiyacını görmek için bir yere gidiyor. Sonra geliyor, bakıyor ki orada göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp nalan edip düştüm yola tenha garip. Dide giryan, sine piryan, akıl hayran bir haber. Niyazi Mısri gibi. Bekliyor orada. Arkadan bir sahabi geliyor. Bu annemizi öyle görünce bindiriyor, getiriyor. Bu hadise münafıkların serrişti etmesi için yetip artıyor. Abdullah İbni Übey İbni Selul demmerallahu ve emsalehu. Meseleyi serişte ediyor, yayıyor. Propaganda yapmasını öyle biliyor ki, böyle zift medyası gibi propaganda yapmasını öyle biliyor ki, bu meseleye bir kısım müminler bile inanıyorlar. O mevzuda kayan müminler bile oluyor. Çok değildir bunların sayısı, 3-5 tane. Nedametlerini ömür boyu yaşayan 3-5 tane mümin bile kanıyor. Propaganda çok şiddetli oluyor, kara propaganda. Sanki günün medyası gibi böyle, televizyonu, interneti, Twitter'i, bilmem Allah'ın belası, trolleri böyle levsiyat neşrediyor gibi, Medine-i Münevvere'de bir levsiyat sağlayanıdır gidiyor. Temiz insanlar bile hiç farkına varmadan o akıntıya kapılabiliyorlar. Onlar da bir şey söylüyorlar. Anamız Hazreti Meryem gibi iffetli. Gözünün içine, gözlerin içine, hayaline haram girmemiş mübarek bir valide. Peygamberler döneminde olsaydı ve Taife-i Nisa'dan peygamber gelseydi, olanlardan bir tanesi de olacaktı. Babasının kızıydı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de zevcesiydi ve bütün kıyamete kadar gelecek müminlerin de anasıdır. O iftira çok ağrına gitti onun, çok yatağa düştü. Öyle bir imtihan ki hemen anında Allah Celle Celaluhu işte Nur Sure-i Cellesinde indirdi. اِنَّ الَّذ۪ينَ جَوْا بِالْاِفْكُ اُسْفَةٌ مُكُمْ لَا تَحْسَبُوا شَرًّا لَكُمْ بَلْ وَخَيْرٌ لَكُمْ derdi. Fakat günlerce o şeye Tebuk'e iştirak etmeyenler gibi yani 50 gün günlerce insanlığın iftar tablosu da vahiy gelmeyince meselenin gerçek yüzü kendisine anlatılmayınca o da o mevzuda kutsi bir hayret yaşıyor, bir dehşet yaşıyor. Evet, bunu onlara mukaddes hafakan diyelim. Haşa o hafakandan da münezzehtir. Oraya gidiyor, oraya geliyor ve validemiz müsaade buyursan diyor ben babamın evine gideyim. Efendimiz kendi keyfine söz söyleyemez ki. O da onun peygamberliğine delalet eder. Öyle bir meselede ailesini koruma adına ben biliyorum peygamberim, gayb bin gözümle gördüm, o pakizedir. O pak damene hiçbir şey ilişmemiştir derdi. Fakat öyle değil. Bakın peygamber kendi de çekiyor. Ebu Bekir çekiyor. Ana çekiyor. Ve validemiz yatağa düşüyor. Meryem validemizin çektiği şey. Bu dünya darul imtihandır. Darul hizmettir. Darul ücret ve mükafat değildir. İmanına göre, seviyesine göre herkes bazı şeylere maruz kalacaktır. O validemize maruz kalıyor. Kur'an'ın ayetleri iniyor. Validemiz haklıdır belki. Yani o güne kadar
en azından Efendimiz elinin tersiyle bunları isteydi diye bir beklentiye girebilir insan. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَجَوَ بِالْاِفْكُ اُسْفَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوا شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ اِمْرِي مِنْهُمْ اَكْتَسَبَ مِنَ الْاِسْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ Abdullah ibn-i Bey ibn-i Selul. Kıçını dönüyor orada, homurdanıyor. Esas kendi kibrine yenik düşmüş münafık. كَمَا كَانَ الْيَوْمْ كَمَا كَانَ الْيَوْمْ Evet, ayet inince babasının evinde onu okuyor. Tefsir buyuruyor, müjde ya Ayşe diyor. Senden mi diyor, Allah'tan mı diyor? Allah'tan değil. Orada bir nazın ortaya koyuyor, niyaz değil, nazın ortaya koyuyor. Allah'a binlerce hamdü sene olsun diyor. O validemizin başına gelen de zannediyorum toptan. Heyeti umumiyemizin başına gelseydi, vallahi çil yavrusu gibi hepimiz sağa sola savrulur giderdik. İşte böyle bir ameliyeyi sarrafiyeden geçmek için çok defa eleneceksiniz. Yübteler racülü ala kadri dinihi buyuruyor. İnsan dininin gücü ölçüsünde imtihana tabi tutulur. Dininde kavi ise imtihanı çok ağır olur. Zayıf, kenarından köşesinden meseleye sarılan yeni yetme, sizlerin, Hazreti Pirlerin bela ve musibetlere maruz kaldığı dönemde ekmeğe pepe diyen çocuklar, bunu anlamaları mümkün değil. Onlar dünyayı zevku sefa yeri olarak görecekler ve bütün zevku sefalarını, keyiflerini dünyada yaşayacaklar. Ahiretlerini, Allah'la olan münasebetlerini karartacaklar. Allah ıslah eylesin. Kalplerine iman ilka buyursun. Ve bize de bu dünyanın darül imtihan olduğunu ihsan buyursun. Ameli salih, imanı kamil, ameli salih, rızayı etem, ihlası etemle serfiraz eylesin.